Merhaba arkadaşlar, yine bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda kuantum laboratuvarında yaptığımız bir deneyi açıklayacağız. Yüklü parçacıkların, buradaki yüklü parçacıkların elektron olacak. Elektronun elektrik ve manyetik alandaki hareketini ve daha sonra da E bölü M oranını tayin edeceğiz. Önce bir deney düzenimize bakalım. Burada gördüğünüz katot ray tüpümüz var. Katod ray tüpümüzü şuradan bir elektron tabancasıyla başlıyor. Elektron tabancamız burada fosforlu bir ekrana çarpınca orada elektronların fosfor atomunu uyardıktan sonra yaydıkları ışığı göreceğiz. Şurada Helmholtz bobinlerimiz var iki tane karşılıklı. Her biri 320 sarımlı olmak üzere. Görüyorsunuz şöyle. Şu fosforlu ekranımızı derecelendirilmiş. Orada elektron ışınının şey olduğunu göreceğiz. Saptığını göreceğiz. Burada da yüksek voltajımız var. Yüksek voltaj kaynağı. Burada da yine bir voltaj kaynağımız var. Şimdi her biri farklı olacak. Önce bir düzeneğimizi bir görelim. Şuradan ben açıyorum. Yüksek voltajımızı açıyoruz. Yaklaşık 3000 kilovolt. Şuradan ekranımızı görüyoruz. Evet. Gayet güzel. Burada elektronlarımızın burada ne olduğunu, saptığını görüyoruz. Şimdi önce bir bu arada şurada ekranın üstünde ve altında iki tane şey var. Elektrik alanı vermek için plakamız var. Bu plakalara biz voltaj verdiğimizde o sapmayı sağlıyor. Şimdi bu önce bir şu plakaları devre dışı bırakıp sadece elektron ışınımızı bir görelim. Sapma yapmadan. Şuradan çıkarıyoruz. Tamam, zaten burası kapalı. Manyetik alanımız da kapalı. Sadece şu anda elektron ışınını göreceğiz. Yani elektronların düz bir şekilde gittiğini. Şu anda 3000 voltumuzu uyguluyoruz. Şöyle gelelim. Şöyle hocam, şurada görüyorsunuz bir parlaklık var. Önce yüksek voltajımız bir voltajla bir filamandan elektron, serbest elektronları koparıyor. Sonra o serbest elektronlar şurada katot ray tübünün içinde, şurada kırmızı görüyorsunuz. Yaklaşık 3000 kilovoltluk 3 kilovoltluk yani 3000 voltluk bir hızlandırma gerilimi uyguluyoruz anot şeklinde ve elektronlar oradaki artı yüke doğru hareketleniyor ve bir kinetik enerjiye sahip oluyor. Bir kinetik enerjine doğru tüpümüzün içinde hareket ediyorlar ve fosforlu ekrana çarpınca düz bir çizgiyi görüyoruz. Odaklanırsak hocam, tamam, çok güzel. Şimdi bu elektronları bir saptırırsak, ilk zaten Thomson katot ray ışını tübü deneyini yaptığında 1897 yılında burada elektronları keşfetti ama orada beta parçacıklar diyordu. Eksi yüklü olduğunu nasıl öğrendi ona bakacağız. Yaklaşık 100 yıl önce yapılan deneyi biz bu arada canlı canlı yapıyoruz Thomson gibi. Şimdi şuradaki elektronlarımı şimdi biz hangi yüklü olduğunu bilmiyoruz. Şu plakaya bir voltaj verelim. Önce bir kapatayım. Şu yüksek voltaj olduğu için çarpılabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan takıyorum. Şimdi belli bir voltaj vereceğim. Tabii bu voltajı multimetrede ölçebilirdik. Şu anda ölçmüyoruz. Şimdi direkt açıyorum. Evet, buyurun. Hocam. Şu anda aşağı doğru kaymış. Bu ne demek oluyor? Eğer bunlar elektronsa. Evet. Yok, bir sıkıntı yok. Bir ses mi geldi? Demek ki aşağıdaki plaka artı yüklü, yukarısı eksi yüklü ki elektronlar negatif olduğu için aşağı yüklü. Peki biz bunu yukarıya doğru hareket ettirebilir miyiz? Ettirebiliriz. Nasıl olacak o? Hemen şunu kapatayım. Şunu alıp kutuplarını değiştiriyoruz. Şöyle. Şunu buraya takacağız. Bunu da buraya takarsak az önceki olay tam tersi olacak. Buyurun. Evet, çok güzel. Şimdi bunu bir de manyetik alanla deneyelim. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi burada şuradaki güç kaynağımız şu bobinlerimize bağlı. İki bobinimizi bağladık birbirine ve gücümüz veriyor. Şimdi bunu çıkaralım önce. Şuradan kapatıyoruz. Şuradaki elektrik alan devremizi açık bırakacağız. Ki sadece manyetik alanda nasıl kaydıklarını göreceğiz. Evet. Şu anda biraz şey olmasını bekliyoruz. Heh. Dümdüz gidiyor. Şimdi buradakini açıyorum, manyetik alan. Coil'lere akım vereceğim.
Akım verimde ne olacak? Sahil kuralına göre. Şöyle buradan geçerse akım, buradaki bir manyetik alan olacak. Düzgün bir manyetik alanda ve yüklü parçacı manyetik alandaki hareketi ne olacak? Onun sapmasına neden olacak. Hatta onun yönü de şöyle. Şurası akımsa, burası da manyetik alansa, şöyle avuç içimiz kuvveti gösterecek. Buradan bakalım. Artı yükümüz buradan geliyor. Böyle giderse, şöyle giderse ne olacak? Manyetik alan içe doğru, yani aşağı doğru bir sapma olduğunu bekliyoruz. Bir bakalım, açalım. Evet, gördüğünüz gibi aşağı, çünkü manyetik kuvvetimiz burada ne, nasıl oluyor? Aşağı doğru olduğu için burada sapmamız aşağı doğru. Bu arada sadece manyetik alanımız açık burada. Buradan voltajımızı arttırırsak sapmayı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, çok fazla vermemek şartıyla görüyorsunuz. Buradaki kutubunu değiştirirsek de şöyle, şunu bir kapatayım. Pardon, biraz daha arttırayım. Bu azalmış, ben şeyi değiştireceğim şimdi. Ters yöne doğru, burada akımın yönünü değiştirdiğimizde görüyorsunuz sapmamız değişti. Gayet iyi. Şimdi bunun üstünden birkaç ölçüm verip şey yapabiliriz arkadaşlar. Bir grafik çizebiliriz. Buradaki akımın şiddetini. Evet, şöyle azaltayım. Şimdi bunu kapatayım. Sadece elektrik alan varken ki oradaki elektronların çizdiği yörüngeyi bir grafik üzerinde çizmek istersek 2-3 tane şey gerekiyor. Değer x ve y grafiğini çizeceğiz. Şöyle ben bunu kapatayım. Evet, şimdi düz. Şimdi şunu çıkarıyorum. Bunu şey yapalım. Şey kapatalım bunu. Evet, bunu kapatalım çünkü bunu bağladığımızda herhangi bir çarpma olmasın bize. Sıkıntı. Şöyle ben şuraya açıyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sapma var. Şimdi nasıl belirliyoruz? Şuradaki şimdi bu x, y gibi düşünürsek mesela şuradan bakalım. 5'teyken y 5'ken x'imiz yaklaşık 0,5. Yani tam 0,5 değil ama orada yaklaşık, çünkü tam aşağı gelmiyor. Onu hatta buradan biraz düzenlersek. Evet, ama sabit bir voltaj var. Onu çok oynayamıyoruz. Tamam, orada ne diyeceğiz? X y ekseninde. Şimdi x'imiz 0,4 gibi. 0,4 gibi. Tam 0,5 de değil. O zaman y 5'ken diyeceğiz. Y 5'ken ölçekte x'imiz kaç? Yaklaşık 0,4. Yaklaşık 0,4. Bir ölçüm daha alalım. Şurada tam 7,5'ken, değil mi? 7,5'ken y'miz, x'imiz 1. Tam oradan görüyorsunuz bak şu tarafta. Çünkü ekran şöyle. Şurası x, şurası y ekseni. 7,5 mu? Evet. Bu arada az önce biz x'i, bu arada pardon, y'imiz 6,5. Az önce ters yazdık. Burası 5, burası 4. 0,4. Çünkü y ekseni şurası. Evet. X ekseni yatay. Az önce şey oldu, değil mi? X eksenimiz yatay. Yani 6,5'ken 7,5 mu? Yok, 7,5 hocam. 6,5'ken 1. Pardon, tersten gidiyoruz. Evet, 6,5'ken 1. X'imiz 6,5'ken y'imiz 1. Hı hı. Buradan 2'ye bakalım. 2'ye bakalım. 2 iken 8,8 gibi sanki. Tamam, 8,8. 2 iken 8,8. Bir ölçüm daha alalım sonra 1,5 gibi bir şey bakalım. 1,5'ta şurada yaklaşık sanki 8'de 1,5'a geliyor. 1,6 gibi hocam. 1,6. Tamam. 1,5'ken kaç dedik? Dur. Evet, 7,5 gibi. 7,6 mı? Tamam. 7. Evet, bu değerleri grafiği çizerseniz x'e buradan şeyin hareketini görmüş olacaksınız. Elektronun hareketini. Ve bu da şöyle, y eşittir. Bir sabit olacak. X kare. Bu nedir? Parabolün hareketidir. Yani parabol. Zaten biz ekranda parabol görüyoruz. Sadece grafik üzerinde burada parabol olduğunu görmüş olacaksınız arkadaşlar. O da nereden geliyor? Onu ispatlayalım hocam yoksa? Şeyde derste ispatlarız. Ya, hı? Derste ispatlayalım ve ekran görüntüsünü verelim.
Tamam, ekran görüntüsünü verebiliriz sonra da. Evet, şimdilik bu kadar. Bir daha sonraki deneyde de E bölü M oranını bulacağız. Şimdilik hoşça kalın.